Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin geliştirmiş olduğu birbirinden müthiş teknolojiler, savunma sanayi alanında Türkiye'yi adeta yenilmezlik noktasına doğru ilerletirken, Alman medyası Türkiye'nin yeni silahı karşısında resmen şok olmuş durumda. Alman gazetesinden Türkiye'nin savunma sanayi sektörüne övgü üzerine övgü gelirken, Türkiye'nin bu hamlesi oldukça şaşırtıcıydı ifadeleri dikkat çekti. Yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiğimiz teknolojiler, ülkemizin gücüne güç kattığı gibi Batı devletlerini de şaşırtmaya devam ediyor. Türkiye'nin bu kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar gelişmiş teknolojileri üretebilmesini asla beklemeyen Alman medyası, geliştirdiğimiz yeni nesil teknolojiler karşısında şok olmuş durumda. Son dönemde yaptığımız atılımlarla savunma sanayi sektöründe büyük bir ilerleme kaydettik. Türkiye'nin bu ilerlemesi Alman medyasının da dikkatini çekmeyi başardı. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt'in manşete taşıdığı haberde, İHA ve SİHA'larıyla dünya tarafından takdir toplayan Türkiye'nin yükselişinin oldukça şaşırtıcı olduğu belirtilirken, Türkiye'nin iddialı bir yeniden silahlanma planı yürüttüğü ifade edildi. Özellikle Rusya ve Ukrayna savaşı sırasında dünyanın takdir ettiği SİHA'larla gündem olan Türk savunma sanayinin, dünyanın önde gelen teknolojilerini geliştirmeyi başardığını ifade eden Die Welt gazetesi, Türkiye'nin güçlenen savunma sanayi sektörünü övdüğü haberinde, Türkler yükselişin şaşırtıcı bulunduğu iddialı bir yeniden silahlanma planı yürütüyor ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirdiği silahlı insansız hava aracı teknolojisinin oldukça şaşırtıcı kabiliyetlere sahip olduğunun altını çizen Alman Die Welt gazetesi, Türkiye geliştirdiği teknolojileri sadece üretmekle kalmıyor, bunu ihtiyaç duyan ülkelere de cömert bir şekilde sağlıyor ifadeleriyle Türk savunma sanayini adeta övgüye boğdu. Söz konusu haberde 20 yıl önce Türkiye ile Alman savunma şirketleri arasında 7 milyar euroluk 1000 adet Leopard 2 muharebe tankı anlaşmasından bir sonuç çıkmadığı aktarılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun yerine Türkiye'nin kendi kendine silah tedarik eden bir ülke haline gelmesini istiyor. Silah ithalatına bel bağlamak yerine kendi güçlü savunma sanayisini kuruyor. Buna insansız hava araçları, tanklar, savaş uçakları, obüsler ve savaş gemilerinin üretimi de dahil ifadelerine yer verdi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirdiği teknolojilerle dünyanın önde gelen savunma sanayi üreticilerinden biri olduğunu, ayrıca Türkiye'nin NATO'nun %2'lik gayri safi yurt içi hasılanın savunma sanayine ayrılması hedefini daha üst bir noktaya taşıyarak 2021 yılı içerisinde %2,1'lik gayri safi yurt içi hasıla oranının savunmaya harcandığını ve böylece Türkiye'nin diğer pek çok Avrupa ülkesinden çok daha hızlı bir şekilde silahlandığını belirten Alman medyası, Ankara'nın NATO'nun %2'lik hedefini aşmış olduğunu kaydetti. Türkiye'nin geliştirdiği teknolojileri üreten dev savunma sanayi şirketlerinin de dünyadaki sıralamalarının giderek arttığını, ilk yüzdeki Türk savunma sanayi şirketi sayısının her geçen sene artmaya başladığını ifade eden Alman medyası, Ukrayna'ya teslim edilen Bayraktar TB2'lere de övgü yağdırdı. Ukrayna'nın Rusya ile savaşında bu silahların etkisine vurgu yapılan haberde, Türkiye Cumhuriyeti geliştirdiği teknolojilerle müttefik ülkelerine büyük katkılar sağlıyor ifadeleri kullanılarak, Türk savunma sanayi bir kez daha övgüye boğuldu. Almanya, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki bu gelişiminden ciddi manada etkilenmiş gibi gözüküyor. Kendilerinin geliştirmeye çalıştığı birçok teknolojiyi Türkiye'nin çok daha erken geliştirmiş olması ve geliştirmeye devam ediyor olması, Almanya'nın savunma sanayi ihracat rakamlarını düşürdüğü gibi
Ayrıca Almanya'nın dünya genelindeki otoritesini ve teknolojideki zirve ve lider konumunu da sarsar hale geldi. Türkiye Cumhuriyeti ise kimin ne dediğine ve ne yaptığına bakmadan, kendi doğru bildiği yoldan şaşmadan devam ediyor. Savunma sanayi ihracatımız her geçen yıl katlanarak artmakta. Dünyanın neredeyse tüm ülkelerine savunma sanayi ürünü ihraç eden Türkiye, milyarlarca dolarlık ihracat rakamlarını katlamanın yanı sıra, ürettiği yenilikçi ürünleri henüz seri üretime almadan ihracat anlaşmaları imzalayacak hale gelmiş durumda. Bu bile Türk savunma sanayinin ne kadar gelişmiş bir noktaya geldiğine işaret ediyor ve dünyanın Türk savunma sanayisine ne derecede güvendiğini ve hayran kaldığını da gözler önüne seriyor diyebiliriz. Türk savunma sanayinin geliştirdiği birbirinden müthiş eserler Almanya'yı şimdiden pişman etmiş durumda. Türkiye'ye uyguladıkları ambargo ve yaptırımların sonucunu şimdi görüyorlar. Hatırlarsanız bize Altay tankı projesinde motor vermemişlerdi. Altay tankı projesini bu şekilde 1,5-2 sene erteletmeyi başarmışlardı. Fakat bunun hesabını da verecekler. Türkiye bize vermedikleri her şeyi yerli ve milli olarak ürettikçe Almanya'nın global savunma sanayi pazarındaki payı her geçen gün azaldıkça, Alman ordusu kendi envanterini yenileyemez hale düştükçe bunun bedelini ödemeye devam edecek diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.